Ve eğitimsizlik üzerine bir de babasızlık. 2011'de patlak veren Suriye'deki iç savaşın acıları saymakla bitmiyor. Türkiye'ye sığınan Suriyeli çocukların birçoğu bugün yetim olarak büyüyor. Ve o yetim çocuklar Kilis'teki yetimler okulunda eğitim hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Meşail Elgat, yani yarının meşaleleri. Kilis'teki Yetimler Okulu 2014 yılında Suriye Birlik ve Dayanışma Derneği tarafından açıldı. Okulumuzda 13 sınıfımız var, ana sınıfı dahil. 16 Suriyeli öğretmenimiz var. 2 müdür yardımcımız Suriyeli olarak, 2 hizmetlimiz, 2 de yardımcı elemanımız var. Türk olarak 4-5 öğretmenimiz var, 2 de idareci, yani 7 kişiyiz. Kilis'te eğitim çağında 20 bin çocuk bulunuyor. İşte bu çocuklardan 400'ü buradaki yetim okulunda eğitim görüyor. Öğrenciler servislerle alınıyor, derslerin ardından evlerine bırakılıyor. Kahvaltıyla başlayan dersler 5 saat boyunca devam ediyor. Suriye müfredatının uygulandığı okulda öğretmenlere ve öğrencilere Türkçe dersi de veriliyor. Yurda yaran bir insanet. Ben ve ailem yani geldik Suriye, Türkiye'ye. Şükür yani burada ben öğretmen çalışıyorum. Yani çalışıyorum öğretmen. Şimdi yani rahat. Elhamdülillah. Benim adım Ahmet Elid. Ahmet, ne zaman geldiniz Türkiye'ye? 1,5 yıl önce. Okuldaki vaktiniz nasıl geçiyor? Ya çok iyi bir yani bir değil. Çok ders iyiler. Öğretmenler iyi, hocalar. Bir de yani her şey alıyoruz. Memnunuz burada Türkiye'ye, bir de okula memnunuz. Biz buraya 4 yıl önce Alep'ten geldik. Okulumuzu çok seviyoruz. Teşekkürler Türkiye. Öğretmen ve öğrenciler Suriye'deki savaşın bitmesini, ardından da ülkelerine dönmek istiyor. Ailem, babam, annem, evim Suriye'de. Yani illa ne zaman, ben şimdi misafir, ben Türkiye'ye çok memnunum. Ama lazım Suriye'ye göndermek, yani istiyorum. Ülkemizdeki savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz. Savaş biter bitmez ülkemize gideceğiz. Okulun masrafları ise valilik, belediye ve hayırseverler tarafından karşılanıyor. Kilis Belediyesi olarak bu okulun, buna benzer okulların çevre düzenlemesinde, bir takım tefrişat ihtiyaçlarında, kırtasiye ihtiyaçlarında ve özellikle gıda malzemesi olarak her türlü yardımı sağlıyoruz. Efendim, bültenimizin sonuna